Esenyurt'a bir gidip geleceğiz. Orada biliyorsun demokrasi nöbeti başlıyor. Tamam, bir gidip gelelim Barış oraya. Barış Önal orada. Barış Önal, merhaba. Şu anda oradaki durum nedir Barış? Namık Koçak, biliyorsunuz 30 Ekim tarihinde Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in evine bir operasyon düzenlendi ve o operasyon sırasında belediye binasına da bir operasyon düzenlendi. Özer'in makam odası çilingir yardımıyla kırılarak içeri girildi, arama yapıldı. Özer Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü. 12 saatlik sorgunun ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine götürüldü. Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy kısa süre içerisinde önce vali yardımcısı, ardından da Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı ve bu saatten sonra, bu tarihten sonra CHP İstanbul İl Örgütü Esenyurt Belediyesi'nin önüne demokrasi nöbeti koydu. Bugün burada gördüğünüz gibi dünkünden farklı bir manzara yok. Abluk altına alınmış durumda Esenyurt Meydanı. Dün burada CHP'liler belediye binasına girmeye çalıştıkları sırada arbede yaşandı. İçeri girebilen belediye meclis üyeleri CHP grup odası tabelasının söküldüğünü gördüler ve içeride bir arbede çıktı. Bu arbede sırasında iki meclis üyesi merdivenden düşerek yaralanmıştı. Akşam yapılan demokrasi nöbetinde Özgür Çelik bu arkadaşlarıyla ilgili, belediye meclis üyeleriyle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söylemişti. Çelik'ten sonra konuşan Gökhan Günaydın Esenyurt kayyımını kastederek seni oraya atayan iradeyi biliyoruz. O iradenin altına imza atan isim İçişleri Bakanı zamanında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. Bu halk onu nasıl gönderdiyse seni de buradan o şekilde gönderecek demişti. Bugün ben sabah saatlerinden itibaren buraya geldim ve çok yoğun bir polis ablukası altında olduğunu gördüm. Bu arkamda gördüğünüz bina sadece belediye binası değil, hükümet konağı var, üniversite var, AVM var, hemen yan tarafında bir park var. Ve buraların hepsine giriş çıkışlar kapatılmış durumda. Burası Esenyurtlu'nun en sık kullandığı alanlardan bir tanesi. Bu üzerinde bulunduğumuz zemin salt bir zemin değil. Altından bir battı çıktı geçiyor. Yani bir yol var altında. Bir durak var altında, karşılıklı iki tane. Bu duraklara giriş çıkışlar da kısıtlanmış durumda. Vatandaşlar şu anda olaylar tam başlamadığı için giriş çıkış yapabiliyor. Ancak bazı yerlerde polis kontrol noktaları var. Vatandaşların belediye binasına girmesi engelleniyor. Sadece belediye çalışanlarının içeriye girilmesine izin veriliyor. AVM'ye, üniversiteye buradaki olaylardan dolayı geliş gidişler biraz azalmış olduğunu gördüm. Ben Esenyurt'luyum, Esenyurt'ta yaşıyorum. Buranın ne kadar kalabalık olduğunu, gün içerisinde belki binlerce, on binlerce insan burada AVM'ye geliyor, bu meydana geliyor. Ancak bu yaşanan olaydan dolayı, bu ablukadan dolayı insanların buraya daha az geldiğini gördüm. Bir korku iklimi aslında burada hakim şu anda. Hükümet konağı mesela arka tarafında hemen belediye binasının. Ancak orada da sabah saatlerinden itibaren normalde insanlar kuyruğa girerlerdi. Randevu almalarına rağmen kuyruğa girerlerdi. Ama bugün o kuyruğun daha az olduğunu gördüm. Evet, şu anda Esenyurt'tan aktaracaklarımız bunlar Sayın Namık Koçak. Evet, yani görüntülere bakılırsa, görüntüler devam etsin biraz daha arkadaşlar. Yani böyle bir şey olabilir mi? Bir belediye binasının nasıl kuşatıldığı, cezaevi gibi, yani tel örgüler, küçük parmaklıklar, efendim bariyerler. Yani ne oluyor? Nerede yaşıyoruz? Nasıl bir kafadır bu? Nasıl bir akıldır? Nasıl devlet yönetimidir? Anlamak mümkün değil. Yani halkından belediyeyi koruyorsun. Yani peki bizi sizden kim koruyacak? Meriç, görüyorsun, ne diyorsun? Bu birazdan geleceğim ileri not arttırımına. Biz buna ileri demokrasi deniyor. Buna. Demişlerdi. İşte, demişlerdi. AKP'nin bahsettiği ileri demokrasi bu işte. Çok teşekkürler Barış Önal. Evet Meriç, gerçekten şimdi iç oraya...